Yani senin de ifade gibi ilk maçı Fenerbahçe'den önce oynayacak olması gibi de derbi var. Ee, Galatasaray açısından bir avantaj. kazandığı takdirde dediğin gibi sırtını Hep öyle olur ya. Evet. psikolojik olarak tabii Fenerbahçe'nin de Galatasaray eğer 3 puanı kazanırsa. Fenerbahçe'de psikolojik olarak zora sokacak. Tam tersi bir senaryoda Galatasaray'ın puan kaybettiğini düşündüğümüz bir senaryoda da tabii Fenerbahçe'yi daha da ateşleyecek bir başka senaryo karşımıza çıkabilir. Zor bir maç aslında Adana Demirspor karşılaşması ama ya ben şunu ısrarla söylemek istiyorum artık Galatasaray tamamen şampiyonluk rotasına kilitlenmiş durumda hedefe kilitlenmiş durumda peş peşe aldığı galibiyetler zaman zaman iyi futbolla 3 puan alıyor zaman zaman zorlanıyor ama yine bir şekilde kilidi çözen oyuncularıyla birlikteki gerçekten iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Farklı farklı isimler adeta saza elini alıyor ve inşaatı değiştiriyor. Mesela Ziyech bakıyorsun çok eleştirildi. Ama o kadar kaliteli bir oyuncu ki yani kumaşı sağlam Ziyeş'in. Hakikaten müthiş yani kadife ayaklı bir oyuncu. Attığı gol de geçtiğimiz hafta gerçekten muhteşemdi. Bu tip oyunculara sahip yani her an skoru değiştirebilecek kilit isimleri de var Galatasaray'ın. Dolayısıyla tabii kağıt üzerinde tabii maçın net favorisi tartışmasız. Bunu ben yine skora da yansıtacaklarını ve galibiyet halkasına e, yeni bir 3 puan daha ekleyeceklerini düşünüyorum. Benim için yani Galatasaray'ın puan kaybetmesi şu an için yani şu andaki yakaladığı ritim itibariyle sürpriz olur açıkçası. E, Adana Demirspor e, inişi çıkışlı grafik sergileyen e, bir eski gücünden uzak bir ekip evet. e, şu anlamda ama onların da tabii çok kaliteli oyuncuları var. Çok önemli bir teknik adam e, takımın başında. Dolayısıyla zor bir maç olacak ama tabii İbre <laughs> yine fazlasıyla Galatasaray'dan yani ben açıkçası Galatasaray'ın puan kaybedeceğini böylesine bir ritim yakalamışken düşünmüyorum. Şimdi muhtemelimizle birlikte Ozan Zeybek sana döneyim. Bir muhtemel 11'imize bakalım Galatasaray'da. Stoper'de Nelson Abdülkerim'i bekliyoruz. Beklere bakıyorum. Kaan ve Köyünü görüyorum. Torayra, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyeş, Barış, e Icardi ee, geldi. Hmm. Ali hani bir şey sormak istiyorum. Bu 2023-24 sezonunun altın karmasını yapsak 11 yazalım desem. Buradan kaç tane oyuncu alırsın? Gözlüğü takıyor. Uzağa tabii, artık. Ben de uzağa görüyorum. <laughs> yani eskiden prom türü falan rahat okuyorduk ya Şu an uzağa görüyorum Yani o noktayı. Altın karmaya mı diyorsun? Evet. Yani Galatasaray'da. Yani hayır hayır. Mesela Türkiye için yani bu 2023-24 yılı için bir altın karma yapalım. Süper Lig'de. Desek, süper bu Lig'den sezonda. Mi? Bu sezonda. Buradan kaç tane oyuncu alırız? Tabii işte Galatasaray'dan Galatasaray'dan, yani. Galatasaray'dan kaç tane oyuncu Tabii. alırız? Yani bir kere ben Abdülkerim'i mutlaka koyarım kadroya. Peki böyle soru cevapmış gibi yapalım daha tamam, şey olsun. Tamam olur. Abdülkerim'i beğendin stoper mevkiinde. Evet. Bekao ve Cukudan daha mı iyi senin gözünde? Ee, yani onu şöyle kıyaslamak lazım. Bence yerli rotasyonunda önemli bir mevki stoper. Evet. Ee, yani böyle yabancı sınırının olduğu bir dönemde. Abdülkerim de muhteşem bence bir performans ortaya koyan bir oyuncu. E, yerli konusu olmasa şöyle bir değişik bir ya, soru sorayım. Tamam Kerim Nelson mu daha iyi bir ikili Ciku Beckham mı? Ben Abdülkerim Nelson ikilisini tercih ederim. Tercih çok net söyleyeyim. Yani. Anladım. Ee, bir de Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var yani stoper ikilisi sürekli değişti değişiyor çalışıyor. Fenerbahçe'de. Çok değişti, çok... Yani kalecileri de çok... da, da değişti ama Fenerbahçe'de Ama genelde hani evet. birazcık daha kemik gibi gözüküyor. değil mi? Şimdi mesela şampiyonluk hmm. Bu seneki şampiyonluk e, konuşulduğunda geçtiğimiz önümüzdeki yıllarda geçmişe bakıldığında hani Abdülkerim ne son ikilisi? Hani takımın omurgası, savunmadaki omurgası olarak gözükecektir. Sezon başı Beka çok beğeniyordum. Son haftalarda özellikle Ciku vazgeçilmez benim için mutlaka Ciku 11 çok iyi Stoper olarak mutlaka e, o da şanslı ama 11'ine yazarım bunu. Şanssız bir sakatlık evet, geçirdi evet. sezon başında. Hı hı. E, Ciku tabi yani sezon 11'ine yazılabilecek isimlerden bir tanesi ama yani şu an için hani İstikrarla benim olarak ikili. istikrar hı. olarak baktığınız zaman e, ben açıkçası Abdülkerim neyse son ikisini ikisini tercih ederim. Var mı evet devam ed stop ed ediyor. Stoperi geçti mi stoperi? Yok şimdi devam ediyoruz. Kalede Muslera'yı yazarız ben de tamam. yazarım. Devam. Ben Mertens'i mutlaka koyarım. Hı hı. Yani ortaya koyduğu performansla Galatasaray'a sağladığı katkıyla mutlaka koyarım. Ee, Ziyeş Ziyech yani bence şu an için soru işareti, e, Tolera çok beğendiğim bir oyuncu. Belki hı. bu seneki performansı geçtiğimiz seneye göre birazcık daha e, verimsiz olabilir ama bence orta sahayı o enerjisiyle e, toparlayan bir isim. E, ve ne olursa olsun, yani Icardi. Hı hı. Yani iyi de olsa, kötü de olsa ben Icardi'yi mutlaka takımıma yazarım, çok net söyleyeyim. Yani. Neden bu şeyi yaptın biliyor musun açılımı Melike? Şimdi kalede tamam Muslera tartışmasız. Benim için de öyle. Ama baktığımızda benim gözümde Ciku ve Bekao'ya laf etmek ayıp olur. Soper attı. Galatasaray'ı unutalım şimdi. Sezon başı söylesen bunu ben de aynısını evet. söylerdim. Ama sonra çok değişti Tam ya. Tamam son haftalarda yine birleştiler. Son günleri konuşuyorum şu anda. E şimdi sağ bekinde Osay Samuel benim gözümde muhteşem. Kalabilir tartışmasız diyebilirim. Solda Ferdi. Şimdi savunma hattı iyi bir Fenerbahçe var konuyu şeye getireceğim. Hücum hattının olayı değiştirip de şampiyonu belirlediği konuya gelmek istiyorum aslında. E şimdi orta sahasında İsmail Fer, Fred var. Burada da müthiş oyuncular var. Yani Kerem Demirbay müthiş bir oyuncu. Çok beğeniyorum. Torreira üst düzey benim gözümde. Kesinlikle. Yani bazen böyle futbol severlerin çoğu golcüye takılır. En çok golcü yani kim gol atıyorsa o takımın yıldızı oymuş gibi görünür. Ama geçen sezonda baktığımızda yani Torreira'sız bir Galatasaray'ın şampiyon olması zordu. Bunu belirtmekte fayda var. E Mertens Ziyech benim için ben mesela büyük düşünüyorsam üzerine koymak istiyorum desem Galatasaray'ın. Bu sene de şampiyon olurum. Seneye daha büyük hedeflerim var Avrupa'da desem. Kafa karuş, kurcalayan oyunculardan vazgeçerim. Bunların başında birisi Ziyech. Zaha. Yani bu oyuncularla ben zararsız kurtulabiliyorsam kurtulmak isterim. Hele bir de kar yapabiliyorsa müthiş bir şey. Barış Alper sezonun oyuncusu benim gözümde. Kesinlikle. Benim gözümde sezonun evet. oyuncusu. Mesela geçen sezonun oyuncusu Ferdiydi. Türkiye liglerinin benim gözümde. Bilmiyorum katılır mısınız? Yüzde Bu sezon Barış Alper bence sezonun oyuncusu. Yani e, para olarak konuşmuyorum burada. Maddi değer olarak değerine katkı anlamında takımına ve Türk futboluna katkı anlamında yani yüzde 500 katkı sağlayan birisi. Yüzde yüz demiyorum. Yani inanılmaz geliştirdi kendini. İstikrarlı kalabilirse müthiş yani yıllarca biz Barış Alper'den konuşuruz. Bir sezon önce, iki sezon önce Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyorduk. Evet. Bu işlerde hep biliyorsun bir giriş gelişme sonuç gibi lale devri olur. Yani hep oyuncuların şeyleri vardır. Barış Alper bu performansı devam ettirebilirse birkaç sezon Avrupa'da da birçok kulübün büyük paralar verip de transfer listesinde olacak oyunculardan biri. Neden? Kanat oyuncusu. Şimdi dönem dönem futbolda şu eksikler. Bazen dönem dönem dünya futbolunda. Ya stoper eksikliği olur. Bazen kaleci. Bazen santrafor. Santrafor eksikliği bulunmazlığı hep vardır genel anlamda ama şu anda baktığımızda kanat oyuncusu sıkıntısı var Avrupa futbolunda da. Ben Barış Alper'in o yüzden büyük bir e, istikrarını devam ettirse büyük bir kar kariyer planlaması yapabilir diye tahmin ediyorum. Ama burada şu anda yani şimdi Abdülkerim Nelson dedik de Davinson yok yani. Evet. Ama Mesela, orada şöyle bir şey Davinson var. Davinson daha iyi olmuş ee, baktığımızda. Kim sakatlansa orada o ikili yine oldu Galatasaray'da. O, evet. Mesela Fenerbahçe'de denendi, yanıldı, başka isim denedi olmadı dendi. Ama Abdülkerim sakatlandığında da oldu. Nelson yokken de ikisi Sanchez'le Cesla Abdülkerim oldu. Yani sanki orada e, hoca o. O üç ismi periyodik olarak hep kullanabildi. Güzel kullanabildi. Kombinasyonu doğru yapabildi. Kombinasyonu doğru yaptı. Oyuncular da birbirleriyle uyumlu zaten. Evet. Yani. E, e, birbirleriyle rahat oynayan isimler. Dolayısıyla tabii yani şimdi stoperler arasında baktığınız zaman bence yani Sanchez'i yani açık ara. yani. Şu anda yani. Yani evet. Türkiye'nin bir numarası. Bir numarası. Biz, yani. evet, evet, buradan evet, bakınca öyle söyledi de Sanchez'i unutmayalım tabii, 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 ki. Tabii tabii Türkiye'nin bir numarası. İzleyici yorumuyla devam edeceğim. E, maçla ilgili bir yorum yapmış izleyicimiz Sinan Bey. Bence diyor yarın maçın sonucu tamamen Galatasaray'ın nasıl oynayacağına bağlı. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum ki Kasımpaşa maçı gibi zor bir maç olacak. Umarım kazanırız demiş. Dipnot demiş bence şu an iki takımın da Galatasaray ve Fenerbahçe'den bahsediyorum. Maçları aynı saatte oynanmalı haksızlık olmaması için diye de eklemiş. Ne düşünüyorsunuz? Bir itirafta bulunmak istiyorum. Buyurunuz. Fenerbahçe ağzıyla konuşarak. Fenerbahçe kulübü takımı şu anda Fenerbahçe takımı kiminle oynarsa oynasın. Ligden hangi takımı bu hafta oynayacağı maç Beşiktaş'ta olmasa alt sıralardaki düşmesi kesinleşmiş bir İstanbul Spor'la bile oynuyor olsa Fenerbahçe taraftarının içinde bir tedirgin, tedirginlik olur. Ama Galatasaray taraftarının %70'i %80'i Adana Demirspor maçını kesinlikle kazanacağız diye hiç bir yani stressiz izlerler diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum Ali ne der bu konuda? Ya ben de açıkçası tabii şu anda çok iyi bir ritim yakaladı Galatasaray. Bu seri devam eder. Yani kolay değil yani Galatasaray'ın şu aşamada.